Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerimiz Sünat dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün inşallah Rum suresinde geçen bir ayetten Bediüzzaman Hazretlerinin ister ferde, ister cemaate ister neve isterse mesleğe bakan cephesiyle bazı düsturları nazara verecek. O düsturları beraber okuyup paylaşmış olacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhricul hayye minel meyit ve yukhricul Meyte minel hay. Pek çok desatiri külliye ve bir kısım desatiri ekseriyi tazammun eder. Ferde, cemaate, neve, mesleğe şamildir. Yalnız ekseri düsturların ma sadakından bir iki misal zikredeceğiz. Ayet-i kerimenin önce mealini vermiş olalım, paylaşalım inşallah. Rum suresinde geçen 19. ayet, ayetin tamamı şu şekilde. Yuhric-ül min minel ve yuhric-ül min minel hayy ve yuhyil arda ba'da mevtihah ve kezalike tuhracun. Ayet-i kerime aslında kıyametten bahsediyor, bizim öldükten sonra diriltilmemizle ilgili bir ayet. Onun nasıl dirileceğimizle ilgili ayet misaller getiriyor. Cenab-ı Hakk'ın yaratılıştaki hükmünü, kudretinin tecellisinin nasıl olduğuyla alakalı aslında misaller getiriyor. Yukhricul hayye min el meyt. Yani o Allah ki yani ölüden diriyi çıkarır. Yani öldürür o ölüyü diriltir manasında. Ve yukricül hay, diriden de ölüyü çıkarır. Yani o diriyi de öldürür manasında. Ve yuhil arda ba'da mevtiha, yani şu küre arzdan bahsediyor. küre arzı bizim nazarımızda. Şu yeryüzünün işte ölümünden sonra hayata masar olan, hayatın kaynağı, menşei olan, hayatın aks etmiş olduğu şu yeryüzünün ölümünden sonra ve kezalike tuhracun. Sizi o şekilde ne yapacaktır? Diriltecektir. Diriltecektir. Ee, yani kıyametten bahsediyor. Kıyamete kadar adeta bu küreye arz tamamen hayata mazhar olan, hayatın aksettiği, e, her bir şeyde hayatın tecellisinin olduğu, işte bütün bu hayata mazhar olan yeryüzü e, işte bir Ölüm onun için gerçekleşecek. Adına kıyamet diyoruz. Kıyametin kopmasından sonra nasıl ki Cenab-ı Hak ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarıyordu. Kıyametin kopmasıyla bu hayat sahibi olan bu alem bir ölüme maruz kalmış olacak. O ölümden yeniden ne gerçekleşecek? Diriliş gerçekleşecek. Ve bizim haşir meydanımızdaki, haşir meydanındaki dirilişimizi anlatan bir ayeti kerime. Cenab-ı Hak yoktan var ediyor, varı da yok ediyor. Allah'ın kudretine yokluktan var etmek, varlığı yoka götürmek, vardan var etmek hepsi birbirine nedir? Eşittir, müsavidir. Biz bundan önceki derslerimizde de kudretin tecellisi, kudretin taalluku nedir, ne değildir? Onları özellikle de ayrıca işlemiştik. Burada yani meselenin bu kısmına girmekten ziyade bu ayeti kerimeden çıkarılacak bazı düstur ve kaideleri ve Hazretleri bizim nazarımıza verecek. Yani ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartmak ne demek? Ne manaya gelir? Başka e, bunun izahları var mıdır? Hani ayeti kerimenin bir zahir manası vardır. Bir de onun e, işte remzi, işari manaları işte Bediüzzaman Hazretleri yani dal, budak, yaprak diyebileceğimiz o işte incenin de incesinde olan bir manayı bizim nazarımıza arz ediyor. Hayatımıza tatbik edeceğimiz veya hayatımızda yaşadığımız şeylerle ilgili yani bizleri zaman zaman düşündüren ama aslında bazı kaideler bunlar. İnsanın dikkat etmesi gerekiyor. İlla işte hayata masal olduysa hep hayatlar olarak gidecek değil. Veya ölüme masal olduysa hep öyle kalacak değil. Hayatta aslında varlık aleminde durmadan değişim var yani. Eksi kutup, artı kutup birbirleriyle durmadan değişim ve dönüşüm halinde. Aslında biraz da bize bunlardan bahsedecek. Şimdi okudukça mevzu iyice anlaşılmış olacak. Yuhricul hayye minel meyit ve yuhricul meyte minel hayy pek çok desatiri külliye yani hayatımızla ilgili hayatımızın birçok safhasını içine alan pek çok külli düsturlar, ölçüler, kaideler ve bir kısım desatiri ekseri, bir kısım da yani genel olan düsturları içine alan bir ayeti kerime tazammun ediyor. Ferde yani hem fertlerle ilgili bunları konuşabiliriz. Cemaate hem cemaatlerle ilgili bunları konuşabiliriz nev'e yani sınıflarla ilgili bunları konuşabiliriz. Mesleğe, mesleklerle ilgili konuşabiliriz. Bunların hepsine şamildir, içine alır. Yalnız ekseri düsturların, tabi burada bu hayatın bütün safalarıyla ilgili bunların hepsinin tek tek örneklerini vermek burada mümkün değil. Birkaç tanesini Bediüzzaman Hazretleri bizim ne yapacak? Nazarımıza verecek. Yalnız ekseri düsturların, masadakından. Masadak dediğimiz şey de yani hayatlarıyla, yaşantılarıyla o hükmü, o ölçüyü, o kaydeyi, o düsturu tasdik etmişler. Masadak dediğimiz bu. Bir iki misal zikredeceğiz. Bir iki misalini bizim nazarımıza verecek. O misallerdeki kaideleri de belki bulmaya çalışacağız. Onun üzerinden inşallah konuşmuş olalım. Burada Masadak olarak bir ifade daha kullanalım iyice anlaşılsın. Mesela Mehdi hidayete vesile olan, hidayete sebep olandır. Kelime manasıyla böyledir. Peki her hidayete vesile olan hadisi şeriflerde ifade edilen Mehdi midir? El cevap hayır. Peki nedir? Mehdi manasının masadakıdır. İşte masada kelimesi burada kullanılabiliyor. Yani, o mehdiliğin içerisinde hidayete vesile olmakla ilgili kısımda her bir insan bir insanın imanına vesile olabilir. O imanla vesile olma cihetiyle mehdilik manasının masadaki yani tasdikleyicisi hükmünde olmuş olur. Yoksa o kişi sen de mehdisin denmez. Şimdi okuyalım inşallah. La kayt emedilik Nihayet sünnetü cemaate, salabetli alevilik nihayet rafiziliğe dayandı. Hem zalime karşı miskinliği esas tutan Hristiyanlık, nihayet tecellüt, cebbarlığa ve zalime karşı cihat, izzeti nefsi esas tutan İslamiyet, eyvah nihayet miskinlikte karar kıldı. Bakın misallerini nazarımıza verdi lakayt emevilikten bahsetti. Onun sonucu neye dönüşmüş? Sünnet-i cemaate. Yani ehli sünnet itikadı gereğince olan bir yaşam tarzı ve o fikirlerin inkişaf etmesine dönüşmüş. Ne dönüşmüş? Lakayt emevilik. Peki emevilikteki lakaytlıktan ne anlayacağız? Kısaca yani tarihi bilenler bilirler. Yani Hazreti Muaviye ile başlayan ve 90 küsur senede devam eden Emevi devleti var. Yani Emevi bir İslam devletidir. Fakat Hulefayi Raşid'in döneminden farkı yani o önemli aslında Hulefayi Raşid'in döneminde birinci derecede esas tutulan dinin hakikatlerini yaşamak manasıydı. Fakat Emevilerde artık dinin hakikatlerini yaşamaktan ziyade yani birinci dereceye girmiyor. Orada bir lakaytlık başlıyor. Adeta o devleti elde tutmak, idare etmek, yönetmek noktasında işte Emevilerin özellikle öne çıkarmış oldukları mesela ırkçılıklar var. Arap ırkçılığı mesela öne çıkmış burada. E İslamiyet'in reddettiği şey. Ee, Müslüman bir kısım Müslümanlara zulmedilmiş İslamiyet'in yine reddettiği. Dolayısıyla dinde olan bir gevşeklik var. Bu hayatın birçok safhasına da yansımış. yansımış. Mesela Haccacı zalim deriz. Haccac bin Yusuf. Haccac bin Yusuf Emevi valilerinden birisidir. Ama zalimliğiyle meşhur olmuş. Ee, i̇şte Hz. Muaviye'nin oğlu Yezid. O da Hz. Muaviye'den sonra bir halifedir. Ama işte zulmüyle, işte Kerbela hadisesiyle meşhur olmuş. Dolayısıyla baktığımız zaman yani Emevilerin içerisinde hem Ali Beyt'e karşı, Ali Beyt'e karşı hem de dine karşı olan bir lakaytlığı bir kısmında gözüküyoruz. Bu devletin yönetimini de yansıyor. Yönetimine de yansıyor. Ee, ta ne zamana kadar Ömer bin Abdülaziz yani Emevi halifelerinin içerisinde Ömer bin Abdülaziz ayrı bir yerdedir. Diğerleri ayrı bir yerdedir. Yani bunları birbirlerinden bu şekilde ayırmamız gerekiyor. Ee, yani hakikaten İslami bir devlet olduğu halde yanlış yapabilir mi? Lakayt yapabilir, lakayt olabilir mi? El cevap olur. İşte Emeviliğin, Başlangıcında böyle bir lakaytlık var. Lakaytlık neye karşı? Dine karşı. Dine karşı olan bu lakaytlık dini muhafaza, koruma ve neşretme noktasında dinin sadıkı olan bir kısım insanların e, himmetlerini, hamiyetlerini, gayretlerini ne yapmış? Öne çıkarmış. Ve Ömer bin Abdülaziz döneminde bu daha da zirve yapmış, daha da zirve yapmış. Ondan sonraki dönemlerde yine la kayıtlık devam edince en nihayette Abbasi yani Emevi devletinin yıkılmasının Abbasi devletinin de doğmasına bir nevi o la kayıtlık sebebiyet vermiş. Burada Abbasi devleti doğarken aslında bir şey daha oluşmuş. E, İslamiyeti hakikaten savunan, muhafaza eden bir kısım e, kudretli ve kuvvetli olan alim ve ülemaların yetişmesine İhtilaflı e, ihtilaflı fikirlerden ziyade ehli sünnet ve cemaatin de hakikaten ittifak edip o noktada fikirlerin büyümesine ve gelişmesine sebebiyet vermiş. Peki buradaki kaide nedir aslında? Buradaki kaide aslında dinde bir kısım insanlar kayıt olabilirler veya dine karşı muhalif olan hareketleri de vuku'a gelir. Bu şekilde lakaytlıklar veya muhalif hareketler dinin sadakatli insanları tarafından ne yapılır? Dine iyice sarılma, dini muhafaza etme, dini devam ettirme, dini inkişaf ettirme, himmet ve hamiyetle ilgili duyguları aslında ne yapar? Geliştirir, geliştirir. Bizde bunun örneği nedir? 28 Şubat hareketidir. 28 Şubat hareketi özellikle Müslümanlara yapılan bir harekettir. Ama o hareketle Müslümanlar yok olmamış, tam tersine büyümüş ve gelişmişlerdir. İşte bu şekildeki yani lakaytlıkları görenler, bir kısım dinin sadıkı diyebileceğimiz insanlar, himmetleriyle, hamiyetleriyle onu muhafazaya çalışıyorlar. Hatta ve hatta Hz. Ali radıyallahu anh dönemindeki o fitne fesat olan hadiseler içerisinde yine sahabeler, yani e, İslamiyet yangındadır, yangındadır. Onu korumak ve muhafaza etmek gerekiyor. Deyip bir kısmı hadislerin muhafazasına, bir kısmı Kur'anın muhafazasına bu şekilde ne yapmışlar? Gayret göstermişler, himmet ve hamiyetlerini ortaya koymuşlar. O ihtilaflı, batıl e, fikirlere karşı ve e, adeta onlara karşı müthiş bir şekilde de ne yapmışlar? Mukavemet etmişler. İşte bu hadise düstur nedir? La kayıtlıklar aslında neyi ortaya çıkarıyor? Devamında da onun tam tersinde güçlü ve kuvvetli olan ne yapıyor? Halleri ortaya koyabiliyor. Osmanlı yıkılmaya yüz tutuyor. Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı'nda adeta işte bütün her yer kağıt üzerinde paylaşılıyor. ...küçücük bir kara parçası içerisinde sıkıştırılıyor. Sıkıştırılıyor. Fiil olarak da paylaşılıyor. Elinde avucunda adeta hiçbir şey kalmıyor. Ama Kurtuluş Savaşı'nda hiçbir şey olmadığı halde... ...işte kızıyla, kızanıyla, çocuğuyla, çoluğuyla, çocuğuyla... ...10 yaşındakiyle, 16 yaşındakiyle, 70 yaşındakiyle fark etmez... ...elinde kazmasıyla, küreğiyle, baltasıyla ne bulmuşsa... Ne yapmış? Düşmana karşı cephede yer almış ve adeta düşmanı bu memleketten, bu vatan toprağından söküp atmıştır. Bu ne yaptı? Bir taraftaki gevşeme, lakaytlık, diğer taraftaki gücü ve kuvveti de ortaya çıkarmış oldu. Buna benzer düsturları vaz edebiliriz. Salabetli Alevilik nihayet Rafiziliğe dayandı. Ha, diğer taraftan daha farklı bir şey salabetli alevilik yani Hazreti Ali radıyallahu anh'ı sevme burada salabet gösterme aslında buradaki salabet o sevmenin de daha ilerisine gidip ifrat göstermek dediğimiz aşırılığa gitmek demek istedi demek olan şey. İşte onun aşırılığı en nihayette Rafiziliğe kadar geliyor ki Hazreti Ali radıyallahu anha olan muhabbet diğer sahabelere olan düşmanlığı netice veriyor. Sonra Hz. Ali radıyallahu anhı öyle bir seviyeye getiriyorsun ki Allah'ın aslanı daha sonra ilah diyorsun. Daha sonra da e, Rafizili'ye kadar geliyor. Hz. Ali radıyallahu anhı inkar ediyorsun. Kimler? Hariciler. Bunu yapmışlar mı? El cevap yapmışlar. En nihayette Hz. Ali radıyallahu anhın Şehadetine sebep olan kimdir? Harici. İşte Abdurrahman İbni Mülcemiül harici. Haricilerden birisidir bakın. E, muhabbet, muhabbet. Muhabbetin aşırılığı en nihayette neye sebebiyet veriyor? İnkara kadar götürebiliyor. Yani Allah muhafaza etsin. E, o zaman burada nedir? Muhabbeti dengede tutmak esastır i̇hsan ilahiden fazla ihsan, ihsan değildir. Her bir şeyi olduğu gibi tavsif etmek gerekiyor, vasıflandırmak gerekiyor. Onun aşırısına gitmemek gerekiyor. Yani vasat dediğimiz bir şey vardır. Ayet-i Kerime zaten bunu bize ifade ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben Cenab-ı Hak diyor ki Ey Peygamber ben sana yapmış olduğun risalet vazifesine karşı insanlardan bir ücret bekleme onu isteme onu istemiyorum sadece senin o risaletinin karşısında insanların ali beyte muhabbetini istiyorum İllel Memedde de fil gurba kul la eselukum aleyhi ecren illel meveddede fil gurba yani senin risaletine karşı herhangi bir ücret bekleme sadece ali beytine karşı bir muhabbet iste bunu kim söylüyor? Cenab-ı Kime? Peygamber Efendimiz'e. Yani Ali Beyt dediği Hazreti Ali radıyallahu an, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin radıyallahu an, Hazreti Fatıma radıyallahu an, Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselamın kendisi muhabbet. Ama bu muhabbet bir ilaha yapılacak muhabbet cinsinden olamaz. Olamaz. Hazreti Ali radıyallahu anh'ı Hazreti Ali olarak sevmek. Hazreti Fatıma radıyallahu anhumayı Hazreti Fatıma olarak sevmek. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamı peygamber olarak sevmek. Yani burada sınırları muhafaza etmek icap ediyor. Necip Fazıl'ın bir ifadesi var. Diyor ki bir ami bir mümine veli demediğin müddetçe istediğin makamı ver. Veli olan bir zata e, Asfiya demediğin müddetçe istediğin makamı ver. Asfiya olan birisine sahabe demediğin müddetçe ona da istediğin makamı ver. Sahabe olan birisine peygamber demediğin müddetçe ona da istediğin makamı ver. Bir peygambere Allah demediğin müddetçe ona da istediğin makamı ver. Bak sınırları tek tek koyuyor. Ve bu sınırlarda yani birbirlerimize bakış açımız da böyle olmalı, böyle olmalı evladı evlat olarak sevmek. Valideyi valide olarak sevmek. Bakın, her birisinin kendi makamında riyaseti var. Öğretmeni öğretmen olarak sevmek, doktoru doktor olarak sevmek. Bakın muhabbetleri sınıflıyoruz yani. Yani insanlara olan muhabbetimiz o insanların vasıflarıyla örtüşmeli. Onun vasfının ötesinde bir sevgi belki ilahlığa kadar götürecek. İşte batıl nice inanç ve itikatlar var ki insanların ilahlaşmasını gösteriyor. O muhabbetler insanları oraya sevk ediyor. Zihinlerinde, fikirlerinde yani işte sen benim tanrım olurdun diyor. Sana tapardım diyor. Seni Allah'ı sevdiğim gibi seviyorum diyor. Bir ilahı sevdiğim gibi seviyorum diyor. Bu ifadeler çok aşırı ifadelerdir doğru olan ifadeler değildir. Bu şekilde davranışlar devamında inkarı da getirir. Rafizilik denen şey o. Daha ileriye gidip en nihayette ne yapar? İnkarı da getirir. O zaman muhabbette ne olması gerekiyor? Muhabbette denge olması gerekiyor. O dengeyi muhafaza etmek. Hayrul umuri evsatuha. İşlerin en hayırlısı nedir? Orta olandır. O orta yolu ihtiyar etmek. O orta yol nedir? İstikamettir. Sırhat müstakimdir, doğru yol olan, doğru olan şey budur yani. Hem zalime karşı miskinliği esas tutan Hristiyanlık, Hristiyanlığın başlangıcında ne vardır? Yumuşaklık vardır. Yani senin bir yanağına birisi bir tokat attı, diğer yanağını çevirir. Bu kadar yumuşaklık, miskinlikten maksat, bu, bu kadar e, ağırdan alma, bu kadar ses çıkarmama. Başlangıçta bu şekilde, devam eden süreçte nihayet tecellüt cellatlaştı. Ne yaptı? Bakın İslamiyet'te mezhep savaşı diye bir mezhep yoktur. Ama Hristiyanlıkta vardır. Yani Katolikler, Ortodoksları, bakın yüzyıl savaşlarından bahsediyoruz. Bu böyle bir sene, iki sene devam eden savaşlar da değil. Peki kimler öldürüyorlar? Önlerine kim gelirse? Çocuk mu? Büyük mü, küçük mü, yaşlı mı, ihtiyar mı, hasta mı? Yani askeri sivili demeden, alimi işte dindarı demeden fark etmiyor. Bir giriyor, bir mezhep tasubundan öyle bir cellatlaşıyor ki aynı dine mensup olan başka mezhep yani katolik değil de ortodoks tanımıyor, hakkı hayatı tanımıyor. Nihayet ne yaptı? cellatlığa. Peki cellatlıkta kalır mı? O da protestanlığa dönüştü bu sefer. Bakın orada kalmıyor, dönüşüyor. O da protestanlığa. Protestanlık ne demek? Her ikisini de protesto eden manasında aslında. Peki protestanlıkta kalır mı? Nihayet tevhide. Bakın böyle böyle bir nedir? Değişim ve dönüşüm devam ediyor. Daha başka ne var? Cebbarlığa ve zalime karşı cihat, izzeti nefse esas tutan İslamiyet eyvah nihayet miskinlikte karar kıldı. Peki İslamiyet asırlar boyunca. Bakın Osmanlı kendisini yek vücut İslamiyete fedaya, bayraktar olmaya vazifedar bilmiş. İlahi kelimetullah için adeta atını sürebildiği kadar sürmüş. Ukbe bin Nafi Kuzey Afrika'yı fethedip fethedip Atlas Okyanusunun sınırına geldiği zaman ilk kez bir denizle, ilk kez büyük bir suyla karşılaşıyor ve suya karşı hitap ederken diyor ki ey Allah'ım eğer bu suyu benim karşıma çıkarmasaydın senin ismini götürebileceğim yere kadar götürecektim. Bakın bu kadar himmet, bu kadar hamiyet, bu kadar cihat duygusu Allah'ın ismini her yerde yaymak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini her yerde dalgalandırmak, İslamiyeti her yerde yaşatmak, hemen hemen bütün İslam devletlerinin şiarı olmuş. 600 sene Osmanlı, 500 sene Abbasiler, ondan öncesi, bakın 750 sene Endülüs Emevi Devleti. Bütün bunların hepsi baktığımız zaman İslamiyeti için yani kıta kıta gezmişler. Üç kıtada at koşturmuşlar. Bu şekilde olan bir millet, ama en nihayete gelip bakıyorsun, nihayet nerede? Miskinlikte karar kılmış. Bizim ecdadımızın, dedelerimizin İslamiyetle alakalı böyle bir ruhu taşıyan kendi ceddimizin o ruhunu şu anda o ecdadın torunlarından. Kaçta kaçı taşıyor? Ne kadarı bu yolda kendisini feda ediyor? Yoksa dünyevi iyileştik mi? Bakın. Yani miskinleşme dediği biraz bu. İslamiyet'ten bir nevi uzaklaşma. Osmanlı Avrupa'ya inkılap ediyor. Evet yine dini diyaneti savunanlar, feryadı koparanlar yok mu var? Ama topyekün bir devlet olarak baktığımız zaman yok ve İslam devletleri olarak baktığımız zaman yok. Buralarda eksik ve noksanlarımız var. İttihadı İslam'ı temin edemiyoruz. Kendi içimizde olan birliği temin etmekte miskinliğimiz var. Burada hakkı hakikati göremiyoruz yani. Belki hissimizin, hevesimizin, nefsimizin zebunu olmuşuz. Veya bir kısım devletler Müslüman devletlerin üzerine adeta Öyle bir ölü toprağı örtmüşler ki gaflette olduklarının farkında değiller. Avrupa üflüyor, o burada oynuyor ama fiilini hareketini kendisinden zannediyor. Böyle bir miskinlik, böyle bir şaşılacak hal ne yapmış? E, Takarur etmiş, kendisini göstermiş. Peki bu, bu şekilde sabit kalır mı? Hayır, bu da değişir. Bu da işte o Emevilerin başındaki lakaytlık gibi bir kısım insanların himmetini, hamiyetini galeyana getirip yeniden yeniye olan uyanışları netice verip belki de istikbalde en yüksek gürsadanın İslamiyetin ve Müslümanların olmasına ne yapacaktır? Sebebiyet verecektir inşallah. Hem mebde-i taassup derecesinde azimet olsa nihayeti müsahaleye Başlangıçta taassut derecesinde taassup körü körüne aslında bir şeyi kabul etmek demek. Azimet yani çok ileri bir şekilde nedir? Dini yaşama başlangıçta böyle. Nihayeti müsahale sonucuna bakıyorsun. Orada bir gevşeklik, bir lakaytlık kendisini gösteriyor. Ruhsata taraftarsa başlangıçta ruhsatı esas almışsa nihayeti onun da devamı ne? salabete müncer oluyor. Devamında yani dine sıkı sıkıya bağlanmayı netice verebiliyor. Bir kısım Hanbeli, Hanefi gibi. Hanbeli'de ne vardır? Nihayet derecede bir azimet vardır. Hanbeli mezhebinde. Afrika'nın çoğunluğu Hanbelidir mesela. Afrika'nın çoğunluğu böyledir. Ama Hanefi'de başlangıçta ne vardır? ruhsatı esas almak vardır. Yani şu 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 şunları yap onun ötesini senin iradene senin ihtiyarına bırakıyor. Onun ötesini yani senin iradene ve ihtiyarına bırakılan kısımda da sen diyorsun ki ya ben niye onları yapmayayım? Ama Hanbeli'de bunun tam tersi var. Başlangıçta işte dinin ne kadar emri varsa bunların hepsini en ileri seviyede yerine getireceksin. Böyle bir azimetle yola çıkıyor ama bunu devam ettiremiyor. En sonunda Allah'a kayıtlığı ne yapıyor e, hayatına sanki böyle bir kaide ölçü düstur şekline getirmiş oluyor. Kimler bir kısım Hanbeli ve hanefi tamamını e, bu şekilde ele almak doğru olmaz. Biz 3 e, sene önce Afrika'ya e, gitmiştik e, işte e, çölde işte namaz vakti akşam namazını kılacağız akşam namazını işte yani şehire varsak namaz kaçacak. Yani artık bir yerde durup bir şekilde namazımızı kılmamız lazım. Şoförümüz yani Hanbeli mezhebinden bir kardeşimiz Afrikalı, Somalli kendisi. ve şoförümüze dedik ki yani müsait bir yerde yani bir yolun bir kenarında durun akşam namazımızı kılalım diye biz ısrarcı oluyoruz ama hiç adeta sanki duymuyor gibi sonra kırarsınız. Ya bile bile niye kazaya bırakalım? Şehre zaten yetişemeyeceğiz. Yani yatsıdan sonrasına ancak varabiliyoruz. Gecenin bir vaktinde ancak varabiliyoruz. Vaktimiz şu anda müsait durup şey yapabiliriz. Yok işte etrafta vahşi hayvanlar şunlar bunlar var. Olsun. İşte yakın mesafede eşşebap örgütü onlar var. İşte şöyle bir olsun. Biz hepsini göze alıyoruz. Baktık ki çok la kaydane davranıyor. Bir kardeşimiz biraz sertçe konuşunca arabayı bir kenara çekti, indik. Abdestimizi aldık, okumların üzerinde namazımızı, akşam namazımızı kıldık. O lakayt olan bize baktı, bizim o halimizi gördü. O da belki utana sıkana bilemiyoruz. O da abdest alıp gelip namaz kıldı. ne bir vahşi hayvan herhangi bir yerden geldi, taciz etti ne de herhangi bir işte terör örgütünün mensubu bizi orada rahatsız etti. Herhangi bir şey olmadı. Belki hayatımızda en güzel kıldığımız namazlardan bir tanesiydi. Huzuru kalple, keyifli bir şekilde. Yani Cenab-ı Hak böyle bir şey nasip etti. Bir taraf Hanbeli, bir taraf Hanefi, Hanefi ruhsatı esas alıyor ama vaktin geçmesi noktasında hassasiyet gösteriyor. Diğer taraf Hanbeli kılarsın diyor. Çok önemli değil diyor adeta. Başlangıçta azimeti esas almıştın. Demek ki bu gibi şeyler yani eğitimde de bunlar aslında nedir? Metotlardır. Bir çocuğa, bir talebeye baskıcı bir şekilde bütün bunların hepsini şöyle 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 yapacaksın dediğin zaman Çocuk başlangıçta sükuneti ihtiyar ediyor. Tamam diyor, yapıyor, yapmaya çalışıyor. Ama devam eden süreçte o artık o gibi haller onda bıkkınlığa en nihayette tamamen terk etmeye kadar ne yapabiliyor? Gidebiliyor. Oysa çocuğun ihtiyarına sadece şunları yap, şunlar da senin ihtiyarındadır dense belki o çocuk gördükçe daha da ne yapacaktır? Gayret edecektir. Hatta en garip kız, en garibi bir kısım mutasipler mesleklerinin zıddına olarak küffara karşı müsamaha dostluk yani e, bunlar olmamış mı işte kurtuluş savaşının e, olmayacağı noktasında e, cihat cihadın olmayacağı noktasında cihadın aleyhinde fetva veren hocalar da çıkmış belki e, dinde çok mutasip olanlar. Yani İngilizler gelmişler İstanbul'da bulunuyorlar Onlarla da böyle dostluk üzere yaşamak lazım Oysa Bediüzzaman Hazretleri Tükürün İngilizlerin hayasız yüzüne diye ifade ediyor mesela Ve Hutuvat-ı Sitte'yi o dönemde Kendi Darül Hikmetül İslamiye'den almış olduğu maaşla bastırıyor Ve fi Fisebillah herkese dağıtıyor Orada da altı hatvede İngilizlerin zalimliklerinden, mahiyetlerinden, çirkinliklerinden, çirkefliklerinden tek tek bahsediyor. Ve cihadın, Kurtuluş Savaşı'nın lehinde konuşan bir Bediüzzaman var. Ve lakaç yönler husumet ve salabet tarafları çıktılar. Yani jön Türkler, genç Türkler diye ifade edilecek bu gibi insanlar. Avrupa'da belki eğitim görmüşler. Dinde lakaytlar, belki namazlarında, niyazlarında e, eksikleri, noksanları var. Ama e, vatan, millet, Sakarya diyerek de öne çıkmışlar. Salabet taraftarı çıktılar. Güya mebde hürriyetteki mevkilerini becaiş ettiler. Devamında yani hürriyetin başlangıcında olan lakaytlıklarını daha sonra ne yaptılar? Değiştiler. Yani bu memleket, bu din, bu diyanet, bu millet şeklinde olan konuşmaları da ayrıca var. Demek yani bir insana baktığımız zaman bir insan işte başlangıçta şöyle lakayt ila nihaya böyle gidecek değildir. Daha sonra değişebilir mi? Değişir. Böyle çok örneklerde kendisini gösterir. Başlangıçta çok gevşektir, sonra bakarsın ki çok itikatlı, takvalı olmuştur yani başlangıçta çok ehli takva birisidir. Sona bakarsın dağıtmıştır yani. O zaman her iki halde de yani dağıtabilecek özellikler var mıdır? Vardır. Öyleyse hayatımızı bu şekilde yani ben hani derler ya ne olduğun değil, ne olacağına bakmak lazım. Yani bugün ne olduğun şekline bakma. İstikbalde nesin? Devamlı ilaneha bu şekilde devam edebilecek misin? Onlar bilinmiyor. Dolayısıyla bir insan kemalat noktasında bir seviye elde etmişse onu muhafaza etmekle de mükelleftir. O noktada ilahi hayatı devam ettiği müddetçe muhafaza etmek, gerekirse üzerine koymak, daha kemal seviye çıkmak noktasında da ne yapacak? Gayret gösterecek. Kendisini lakaytlıklara itecek şeylerden de ne yapması lazım? Uzak durması gerekiyor. Burada da tedbirlerini alacak. Bunlar hayatın lazım olan şeyler. İki alim. Bazen Nakıs'ın oğlu Kamil, Kamil'in oğlu Nakıs oluyor. Bütün bu konuştuklarımızın hepsi ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarmakla ilgili. Yani işte la kayıttan salabetli, sadakatli birisi çıkıyor. Ölüden diri çıktı. Bakın. Veya işte ne oldu? Burada ifade ediyor. İki alim. iki alimden misal veriyor. Bazen nakısın oğlu kamil. Ölüden diri çıktı. Nakıs yani ilimde eksiği olan bir kişinin ilimde eksik. Yani ilmi var ama noksanları da var. Noksanları da var. Eksiği olan kişinin oğlu kamil oluyor. O eksikliği tamamlamak noktasında oğlu ne yapıyor? Gayret gösteriyor. Gayret gösteriyor. Kendisi kemalata gidiyor. Kamilin oğlu nakıs oluyor. Bazen de ilimde yani zirve yapmış birisinin oğlu bakabiliyorsun ki eksik ve noksan olabiliyor. Alimden cahil, cahilden alim işte dediğimiz sözler buraya geliyor. Ölüden diri, diriden ölü. İlla alimin oğlu alim olur diye bir kayde yok. İlla cahilin oğlu o da cahil olur diye bir kural yok. Kural yok. Alimden alim de çıkar, alimden nakıs da çıkar. Nakıstan Nakısta çıkar, nakıstan kamil de çıkar. Yani buralarda illa şu şudur, bundan sonra da böyle devam edecektir. Bir, bir insan ailesi zengindir, bundan sonra bütün torunları, çoluğu çocuğu hepsi zengin olur. Böyle bir kaide yok. Bir yerde bakarsın ki bir biter, ondan sonra fakirlik başlar. Ondan sonra sefillik başlar, ondan sonra başka... Yıllar sürer, sonra bakarsın birisi elinde himmetini, hamiyetini, gayretini yapmış Bakmış yeni baştan filizlendirmiş, yeni baştan zengin olmuş. Olur mu? Bu gibi şeyler hayatta olabilecek şeylerdir. Güya bakiye-i şevki tevarüsle velede geçiyor. Yani e, nakıs olanın kullanmadığı, kullanmadığı, ilimle ilgili kullanmadığı iştihası, iştihası oğluna geçiyor. Oğlu o iştihayla, o şevkle, o gayretle kamil oluyor, alim oluyor öteki kazayı vatar ettiğinden veledinden ilme karşı açlık hissini uyandırmıyor. Adeta o hissi şevki hiç veledine hissettirmiyor. Veledine evladında da o açlık hissi uyanmadığından dolayı açlık hissi uyanmadı. Neye karşı? İlme karşı. İlme karşı açlık hissi uyanmadığından dolayı da bakıyorsun ki umursamıyor, eyvallah etmiyor. İlim noktasında yürümüyor, kamil de olamıyor, cahil olarak kalıyor. Alimden bakın cahil meydana geldi. Burada olması gereken şeyler nedir? İlla ben alim, çocuk da alim olacak yok. Çocuğu yetiştirmek gerekiyor. Talebeyi bu manada yetiştirmek gerekiyor. Vasıfları neyse, sıfatları neyse, hangi meslekte, hangi ilimde kabiliyetli ise istatlıysa o noktaya yönlendirip o noktadaki şevkini artırıp o noktadaki ihtiyacı hissettirmek gerekiyor. Sadece seyrederek değil, okumakla ilim elde edilir. Okumakla ilim elde edilirse okumayla ilgili açlığı hissettirmemiz gerekiyor. O açlığı hissettirince kişi ne yapacaktır? Okumaya gayret edecektir. Belki onunla Eksiklerin noksanlarını tamamlamış olacaktır. Bu manada ihtiyaçlar hissettirilemezse, hissedilmez ise insanlar da ne yapmayacaktır? O yollarda yürümeyecektir. Nihayet bir insan sofraya oturduğu zaman önünde her türlü nimet olabilir. Ama açlık hissi ona hüküm sürmüyorsa, galebe çalmıyorsa, tokluk hissediyorsa o sofradan hiç yemeyecektir ne kadar kıymetli, ne kadar vitaminli, ne kadar özel hazırlanmış sofra olursa olsun fark etmez. Ama açlık hissini tam hissetmiş birisi sofrada kuru ekmek sadece olacak olsa o kuru ekmeği çok iştihalı bir şekilde ne yapacaktır? Alıp yiyecektir. Kendi vücuduna gıda olarak kullanacaktır. Burada en önemli şey nedir? O açlık hissini, o ihtiyaç hissini hissettirmek ve o noktada göstermektir. Bizlere düşün demek ki bir vazife de bu. Şu emsilelerdeki ser düstur şudur. Yani bütün bu misallerde ortaya çıkan düstur kayde şudur. Beşerde meyli teceddüt var. İnsanlıkta, insanlık aleminde yenilenmeye karşı durmadan bir ne vardır? Meyil vardır. Meyil vardır. Teceddüt demek yenilenmektir, değişim değişimdir. Ama ileriye doğru. Hep bir değişim vardır. Meyli teceddüt, yenilenme meyli. Halef sedefi kamil görse, yani sonrakiler, öncekileri kamil görse, tezyit eylemese, ilimlerini ziyade etmeseler, yani bu bize yeter, bu bize kafidir deseler, meylinin tatminini başka tarzda arar. Yani orayı bırakır, bu sefer başka yollarda o meylini aramaya başlar. Babamın zenginliği bana yeter der. Onunla ilgili hiçbir çalışma yapmaz. Hiçbir çalışma yapmaz. Ama yine yenilenmeye bir ihtiyacı vardır. Tutar onu başka noktalarda arar. Başka noktalarda arar. Bazen aksül amel yapar. O başka aradığı noktalarda da ne yapar? tam tersi bir etki olur. Tam tersi bir etki olur. Maksadının aksiyle de aslında ne yapar? Tokat yer. Tokat yer. Dolayısıyla biz eksiklerimizi görüp onları kemalata erdirmek noktasında ziyade etmemiz lazım. Hiç kimse hiçbir şey hiçbir varlık, hiçbir zerre yerinde sabit kadem değildir. Bu alemde baştan sona kadar ciddi bir şekilde değişim vardır. Hep kemalata doğru alem meyleder. İnsanın da yapısında, mahiyetinde, fıtratında bu vardır. En nihayette bu alemin kıyametinin kopmasıyla daha kamil olan bir aleme değişim söz konusu olacaktır ki adı aleme ahirettir. Onun da ötesi bütün yeniliklerin zirve olduğu yer cennettir ve insan aslında bütün hayatını cennete çevirmek noktasında bir meyli vardır. İşte bu meyli gerçekleştirmek, bu meylin esaslarını yerine getirmek noktasında, neticeye ulaşmak noktasında bizlere düşen şey nedir? O meyli istikametli bir şekilde yoluna koymaktır. Bu düsturlardan bu manaları ne yapabiliriz? Ahsedebiliriz. Bu manalardan istifade ederek istikametli bir şekilde hayatımıza devam edebiliriz. Peki dersimiz burada nihayet buldu. Bir dahaki derste buluşmak üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.